Şimdi bu tükenmişlik sendromu dedik ya, insan kendisi tükeniyor ve istiyor ki diğerleri de tükensin. Herkes birbirine düşman olmuş halde. Yani bir şey yazıyorsun, özellikle sizi takip ediyorum ve inanılmaz bir sabır ve yani böyle Allah'ım yine nasıl bu kadar güzel cevap verebildi diyorum. Yani saçma sapan bir şeydense bir laf ediyorlar. Ve hani başkası olsa delirebilecek noktaya getirebilecek bir söz belki ama siz son derece bir sükunetle cevap veriyorsunuz. Ama insanlar tabii bunu yapamıyorlar. Ve herkes birbiriyle kavgalı. Yani bu da çok üzücü bir şey. Yani tükenen niye diğerini de tüketmek istiyor? Hani ben kendimi toplayayım faydam olsunla getirmemiz gerekiyor sizin söylediğiniz ama hep tam tersi. Tüketenin yani kendi kendini tüketenin diyelim artık. Hı-hı. Demin yaptığım tarifi geçici olarak da doğru kabul edecek olursak. Kendi kendini tüketen bir insanın ana tükenme sebebi neydi? Dünyadan gerçekçi olmayan beklentileri evet. vardı. Demek ki aynı beklentiler muhtemelen diğer insanlardan doğru da var. Yani diğer insanlardan da onlardan gelmeyecek bir şeyler bekliyor. Ve mesela kendisine olanın herkese olduğunu düşünüyor. Çünkü o sanıyor ya her şeyi bana dünya yapıyor, kader yapıyor, Allah yapıyor, hükümet yapıyor, bir şey yapıyor zannediyor kendisine. Dolayısıyla ona oluyorsa herkese oluyor olmalı. Ve işte birisi tutup da ya hayat güzel falan dediğinde kızıyor ona. Ya da işte ya bir şey yapabiliriz bak burada bir fırsat var dediğinde aman be falan yapıyor. Yani bozma dalgamızı gibi bir tepki veriyor çoğu insan. Kendi derdinin ve şikayetinin içerisinde aslında herkes çok mutlu. İdraksizliğin ikinci tarafı da bu. Derdin ve sıkıntının yarattığı şikayetin içinde mutlu olmayan insan değiştirir onu zaten. Şu ya da bu şekilde. Ama değiştirmeyen ondan mutludur ve bunun farkında değildir. Hep dert anlatıyor gibi gözükür. Bu hani çatışmadan, kavgadan, travmadan beslenen insan tipi vardır ya, artık tanıyoruz bunu. Ve bu karakteri çok kişi paylaşıyor toplumda. Ama bakın bireye suç yüklemek için anlatmıyorum bunları. Sistem bizi böyle formatlamaya çalışıyor. Biz kendimizi hep eksik, hep kötü, hep böyle öğretilmesi, doyurulması, bakılması gereken bir varlık olarak algılarsak bize umut satıyor, bize mal satıyor, bize gençlik satıyor, bize mutluluk satıyor, bize su satıyor ya. Her şeyi satıyor bize. Yani dolayısıyla bizim onu almamız, ona müşteri olmamız için kendimizi eksik görmemiz lazım. Dünya ile uyumsuz hissetmemiz lazım. Bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için de tüketici olmamız lazım. Yani bu bizim bireysel olarak seçtiğimiz bir şey değil çoğu zaman. Ama uyanabileceğimiz bir uyku, vurgulamaya çalışınca bunlar bizim suçumuz değil. Ama bu uykuda, yani mesela bu muhabbeti duyduktan sonra bu uykuda kalmayı kabul ediyorsan işte bunun adına mürekkep cehalet deniyor. Eskiler öyle derler. Benim başka bir şey bilmeye, başka bir şey görmeye, başka bir şey denemeye ihtiyacım yok. Ben böyle iyiyim, sen kendine bak. Bu cehaletin tam tanımıdır. Cehalet bu arada bilmemek değildir. Öğrenmeyi reddetmektir. Ve şu anda bilgi çağındaki en büyük kanserimiz bu. İnsanlar bilgi deryaları içerisinde öğrenmeyi reddettikleri için bu haldeler. Öğrenme derken tutup da biyoloji okumayı kastetmiyorum. Hayatı, seçenekleri, farklı yolları, fırsatları, alternatifleri görebilme becerisinden bahsediyorum. Ya hep söylediğim şey, yani bana kızanları beni sevsinler diye söylemiyorum bunu ama bir insandan bir şey öğrenecekseniz bunun ilk şartı o insanın söylediği şeyin sizi rahatsız ediyor olmasıdır ya. Sizi rahatsız etmeyen birine bir şey öğrenemezsiniz ki. Sizin bildiğinizi size söylüyordur zaten. Orada bir şey yoktur. Ama rahatsız edici, tuhaf, oturmayan, böyle havada bir şey algılıyorsanız anlayın ki sizin onunla ilgili bağlantınızda bir problem var. Kurun bağlantıyı, o size dünya ile ilgili başka bir olasılığı gösterecek. İşte bunu reddettiğimiz için, kendi gettomuzda mutlu yaşamayı tercih ettiğimiz için mesela yani bu ülkede en iyi bilinen laboratuvar örneği seçimlerdir. Biraz da hani taze bir konu olduğu için ondan örnek vermek daha öğretici olacak. Herkes sosyal medya gibi ortamlarda ya da işte o yokken eş dost sohbetlerinde kendisi gibi insanlarla görüştüğü için kendisi gibi insanların görüşlerini harca alem görüş zannediyor ve her seferinde de hayal kırıklığına uğruyor. Evet. Bir şekilde dünya ona istediği gibi cevap vermiyor. Mesela şeyde de geçerli, kazanan için de bu geçerli siyaseten. Diyelim ki kazanan taraftasınız. Kendi tarafınız dedi ki biz süperiz, bilmem neyiz işte şöyle böyle. Sonuçta sayısal olarak kazandınız ama yaşarken ya o beklediğiniz yüce davranışları kazanan taraftan görmeyebiliyorsunuz. Mesela yine o beklentinize cevap vermiyor. Yine efendim o beklediğiniz müreffeh yarınlar, here höreler gelmiyor bir türlü. Bütün bunlar kendi yarattığımız simülasyonların içerisinde nasıl kapana kısıldığımızı gösteriyor. Hayatın sorumluluğu bir tek kişiye ait. Kendiniz. O da ben. Evet.
Hiç dışarıda aramamak lazım. Siz çok kullanırsınız. Ben ümit varım dersiniz. Çok güzel bir kavram, çok güzel bir kelime. Şunu sormak istiyorum. Genç bir bireyin umudunu kaybetmesi nasıl bir ruh halidir? Ümit var olmak nasıl bir ruh halidir? Ve bu seçilebilir ve öğrenilebilir bir şey mi? Yani çünkü biz hep aman olmaz zaten, aman boşver, hiç şimdi hayalini kurma da hayal kırıklığına uğrama şeklinde düşünebilen bir toplumuz. Ümit var olmak öğrenilir mi? Hayal kırıklığıyla insanlar nasıl yaşar? İkisini aynı anda sorayım. Yani biraz çok durumsal bir şey aslında bu. Bir kere ümit, umut insanın bir işlevi. Yani umutlu bir kertenkele görebileceğimizi zannetmiyorum. yani bizim yapabildiğimiz bir şey sadece. Bunun belli şartları var. Umut bir kere ne demek? Gelecekle ilgili olumlu şeyler olabileceğine dair taşınan bir inançtır umut. Bugün şartlar kötü olsa da gelecekte iyi bir şeyler olabilir. Şimdi bunun temel gereksinimine bakalım. Ne lazım bize umutlu olabilmek için? İşte millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. İşte falan. Müsteviler siyasi emelden. O gençliğe hitabe niye var? Orada bir durum tarif ediyor Atatürk. Diyor ki ortalığın canına okunmuş diyor. Tutunacak dalın yok diyor. Ama sonra bir şey söylüyor. Sen varsın diyor. Yani sen kendinin farkında olursan, gücünün işte orada damarlarındaki asil kanda mevcuttur falan göndermeleri. Tabi 20. yüzyılın başını düşün, o zaman jargonu böyle. Şimdi söylesek biraz daha farklı söylerdik ama senin içinde var olan kültür, onun içerisindeki kadim bilgiler, senin milyarlarca yıllık evrimsel, biyolojik, zihinsel ve psikolojik donanımın, benzersiz parmak izin, ses tonun, düşüncelerin, işte damarlarındaki akan asil kanı çeşitlendir. Sadece sende olan ve dünyada başka kimsede olmayan bir takım zinetlerin var. Bir takım özelliklerin var. Bunları bilir isen eğer, ancak ve ancak kendini bilirsen, tarihte hep kendini bilmek o yüzden önemli ya. Dersin ki bugün şartlar böyle, evet berbat, paramız yok, eşitsizlik var, höre höre var, neyden şikayetçiysen hepsini söyle. Ama ben şöyle 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 olduğum için böyle 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 yapabilirim. Bunları yapabilmek için bugün şunu yapabilirim, buna bakabilirim, bunu konuşabilirim, bunu öğrenebilirim. Ve kendine dayanarak adım atmaya başladığın anda umut yeşeren bir şeydir. Umut çarşıda satılmıyor. Umut öyle bir laf duyunca falan olacak bir şey değil. Umut insanın kendini tanımasıyla alakalı bir şey. Mesela özgüven dediğimiz şey. Biz mesela güveniriz değil mi? İnsanlara, bazı insanlara güveniriz. Tanımadığın insana güvenir misin? Zor. Soru işareti yani. Bir tanışıklık olması lazım. Peki özüne nasıl güveneceksin? Tanıman lazım. Özünü tanımayan adam özgüvenli olamaz mesela. Özüne güvenmek için onu bileceksin. Bizde özgüven zannedilen şey atarlılık falan böyle. Tabii. Pervasızlık, nobranlık. Bunu biz özgüven zannediyoruz. Hayır. Özgüven yetkinliğini ve sınırını bilen insanın yapabileceği bir şeydir. Ya da mesela öz şefkat. Ya insan tamam her şeye şefkatlidir ama kendi çocuğuna, annene, babana, eşine, akrabana daha şefkatlisindir. Niye? Tanıdıkça, yaklaştıkça şefkatin artar. E kendine nasıl şefkat gösterir? Kendini tanımazsan şefkat gösteremezsin ki. İnsan kendisini nasıl tanır peki? En zor soru bu işte. Değil mi? Yani binlerce senedir uğraş bu. Yöntemler çok çeşitli. Şimdi kendini bilen, Rabbini bilir sözü bizim kültürde bize bir vaat veriyor. Diyor ki sen kendini bilirsen, Rab yol gösterici demektir. Yolunu bulursun diyor aslında. Hı. Doğru yolunu bulursun. Şimdi bunun içinde meşrepler adedince yollar var. Mesela ben hep kendi yolumu anlattım. Bunu artık beni izleyen herkes biliyor. Ben biyolojiden çıktım. Psikolojik donanıma geldim. Yani insanın zihinsel donanımına geldim. Oradan insanı insan yapan o aşkın şeyi arama yolculuğu devam ediyor. Yani biyolojisiyle ilgili tabii ki her şeyini bilmiyoruz ama temel mantığı anladıktan sonra İnsanın diğer biyolojik varlıklardan bir varlık olarak burada bulunduğunu fark edince kendine bakışın değişmeye başlıyor. Bir dakika diyorsun ya, biz öyle koca koca düşüncelerle geziyoruz ama her gün tuvalete gidiyoruz, yemek yememiz lazım, terliyoruz, üşüyoruz, hastalanıyoruz, acıkıyoruz. Bir şeyler var diyorsun ya, bu beden benden bir şeyler istiyor ve ben bütün günümü buna hizmet ederek geçiriyorum aslında. Niye bedenimi kale almıyorum? Bir kere buradan başlıyorsun. Sonra işte bedenini izledikçe, dinledikçe onun senin ruhsal durumuna, zekana, zihinsel performansına nasıl yansıdığını keşfediyorsun. Mesela bu benim yolum. Biraz daha bilimsel yol. Buradan baktığım zaman ben mesela hayatımda tonla değişiklik yapmak zorunda kaldım. Bunların hepsi de çok güzel oldu. Şu anda zararını gördüğüm bir değişiklik yok.
yapamadığım değişiklikler yüzünden hala tokat yiyorum mesela. Problem yaşıyorum. En son motor kazası geçirdim. Sebebi neydi? Bu kadar biyolojiyi bilen adam motosiklet gibi bir cihaza korumasız binmemeliydi. Mesela bildiğimi yapmadığım için yaşadım onu. Yani gene kendim ettim, kendim buldum aslında. Şimdi hayatta milyonlarca yoldan bir tanesi bu. Kimisi felsefe okur. Tamam, düşünür düşünür, onu okur, bunu okur. En son der ki o zaman bence böyle dener. Ha, yok öyle değilmiş, şöyle. Onun üzerinden bir araştırma geçir. Kimisi kendi maneviyata verir. Sınırlarını zorlar manevi olarak. Bir şeyler yapar, orada kendini tanır. Kimi insanlar içinde kendini tanır. Yardımcı olur, insanları bir araya toplar. Mesela pozitif siyaset yapar. İnsanları hayırlı işler için bir araya getirir. Burada bir kendini tanıma süreci başlar. Mesela belki onun içinde bir lider var ve haberi yok. 3-5 kişiyle bir araya geldiğinde ortaya çıkacak. Ya da ne bileyim, çocuk yapar. Bir ebeveyn olarak kendisini test eder. İnsanın kendini tanıma yollarında sınır yok. Ama yapabileceğimiz en basit şey, şurada masamızda dururken biz hiç bizim işimiz olmayan işte iklim krizlerinden güncel siyasete her şeyle günümüzün %90'ını çarçur ediyorsak, o zaman üzgünüm, kendini tanıma da yok, özgüven de yok, öz şefkat de yok, umut da yok. Çünkü umut insanın fail olmasıyla ilgilidir. Hayata bir şey koyan insan umutludur. Hayattan bekleyen insan umutlu olamaz. O nedenle bu işin hani bir YouTube programına, bir televizyon programına, hatta külliyatlara sığmayacak kısmı kendini tanıma metodolojisi. Şimdi ben hep aslında onun üzerine kitaplar yazıyorum. Şimdi son yazdığım kitap zaten işte bu insanın manevi ayarları bitmek üzere şu anda. Tamamen bunun artık anlamsal bölümüne ilişkin. Yani biyolojik falan kısmını elimizden geldiğince anlattık. Ama bu benim meşrebimden baktığımda gördüğüm. Bu dünya o kadar çeşitli, insan o kadar benzersiz ki herkesin kendi yolunu bulması çok kolay. Ve bunu da cesaretlendirmek için sık sık söylediğim bir şey var. Benim gibi tembel bir adam bile biraz odaklanınca bu kadar şeyi çıkarabildi. Diyorum ki siz de cesaretlenin hadi. Kendi alanınızı. Benim rahmetli babam ticarette kendini tanımış bir insandı. Yani ticaret yaptı 55 sene. Ne 55 sene? 65 sene. Ve o 65 senelik ticaretinin içerisinde şimdi mesela Mustafa Canan diye sorduğunda arkasından diyorlar ki ya dertle geleni boş çevirmeyen, efendim işte herkese bir faydası dokunmuş. Yani kazandığı parayı çoluğuna çocuğuna kendisine değil de sağa sola saçan değişik bir adamdı diyorlar. Ve o yüzden mesela ben büyük bir huzurla gittiğini gördüm. Çünkü onun Allah için umudun kaynağı buydu. Yani var olduğun yerde fayda vermek. Bilim insanı değildi, profesör değildi, bir şey değildi. Ama bu dünyadan hani benim şimdiye kadar becerdiğimin çok üstünde bir yaşam becerisiyle ayrıldım mesela. Benim işte bütün telaşım öyle bir yaşam becerisini tutturmak. Ama bunu yaparken o bunu dedi, şu şunu dedi, seçimde bu oldu, ekonomik kriz böyle, bunlarla uğraşarak bunu yapamazsınız. Bu uyarıyı ben ömrüm oldukça yapmaya devam edeceğim. Çok az insan duyacak, senin gibi. Ondan sonra da bunun peşinden giderek hayatlarında enteresan bir şeyler yapacaklar. Ve bu da benimle ilgili bir konu değil. Bu insan olmanın temel iktizası ile ilgili bir konu yani. Hepimizin görevi.